Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmim Arif. Oyun nickim NoMax. 19 yaşındayım. İlk videomu çekiyorum. YouTube'da çok destek rolünde öğretici video yok. O yüzden bu beni heveslendirdi, bu videoyu çekmeme. Kümem Diamond 4. Bu video daha önce çekilmiş. Öğretici olduğunu inandığım için de YouTube'a videosunu atmayı düşündüm. Girdiğim oyun bu arada normal oyun. Dereceli girmedim. O yüzden karşıdaki alınan şampiyonları da göremedik sırasıyla. Her iki takım kapalı geldi. Geri gelip bir kim neler almış onlara bir bakalım. Kompozisyonlara göz atalım. Karşı takım Kartuş, Soraka. Bu ikisi bot lane. Top lane, jungle ve mid lane. Şu ikili botta bizi zorlayacak. Bu arada şu arkadaşı ben oyundayken tanıyamadım. Bu arkadaş LoL Pit'te de tanınıyor. Yayıncı herhalde, bilmiyorum. Mesaj almıştım ama dönmedi. Neyse. Bizim takımda alt ikili Morgana, ben, Kai'Sa ADC, Nocturne jungle. Pardon, Kai'Sa top lane, Zaya ADC, Wukong da mid lane. Bizim takım da bu şekilde. Bizim takım karşı takıma göre daha güçlü. Başlangıç itemlerini alıyoruz. Aslında şu şekilde şu çalıya kafa atılmaması gerekiyor arkadaşlar. Hem eksik giriyorsunuz, hem görüşünüz yok. İlk vuruş hakkı onlarda oluyor. Yani her şekilde zarardasınız ama şansa adamlar durmadı orada. Buraya bir baskın deniyoruz. İlk totemi ben atıyorum. Ağımıza Kartuş yakalanıyor. Şurada bir şey göstereceğim. Biraz geriye aldım. Bir şey göstereceğim. Burada Kartuş geliyor. Büyük ihtimalle tıkladı, bıraktı. Sonra fark ediyor. Dönüyor. Sıçrasını atıyor. Ben sıçrasını atmasını bekledim. Buradan imlecimi şuraya tutarak, yani Q'umu tutturma oranımı, yani %90 Q'umu tutturacağım o adama. Ve tutuyor da. Flash'ını atmasaydı, yani zaten yüksek elo'da bir oyuncu flash'ını atmaz bu şekilde yapsa. Flash'ını atmasaydı da yine biraz bekleyecektim. Ondan sonra Q'yu atacaktım. Bu videoda sürekli durdurup neyi neden yaptığımı açıklayacağım. Öyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. attığımız totem sayesinde de karşı jungle'ın nerede başladığını görebiliyoruz. Haritadan bakarsanız zaten görürsünüz. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Oyunda kusursuz oynamadım. Hatta bayağı yanlış yaptığım yerler oldu. Onu söyleyeyim. Ama düşük elo arkadaşların çok yararlı olacağına inanıyorum bu videonun. Morgana'da genellikle E açıyoruz. Karşıda da çok slow olduğu için. Şimdi bu seviyelerde sürekli kanser şekilde bizi dürtecekler. Kartuş, Soraka. Bir tanesi Q'suyla yavaşlatıp hasar verecek. Diğeri de daha rahat Q tutturmayı sağlayacak. Bunu düşünerek aldılar zaten Kartuş, Soraka'yı. Ama sürekli skill harcadıkları için manası bitiyor. Bakın farkındaysanız sürekli bir çalıya girme eğilimim var benim. Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Bu adam buraya sürekli skill atsın ya da en kötü totem atsın. Bir şeyini harcasın oraya. Evimizi verdik. Arkadaşımız rahatça çıktı orada. Bakın mesela Kartuş'un manası bitti. 2 tane Q atmalık manası kaldı o adamın. Bizim ADC'mizden agresif flash. E'mizi tekrar attık. Soraka dürtmeye çalışıyor. Önde B attırmamaya çalışıyor. Burada şuradaki fight'ta ADC'miz öldü. Şimdi çoğu kişi diyecek niye flash atmadın? Soraka'yı alırdın. Birazcık geri alayım. Bakın. Bizim ADC'miz adamın dibinde ve Kartuş'un W'su var. Yani bakın açtı da zaten. Ben sıçratmış olsaydım bu adam belki ölmeme ihtimali bile olurdu. Yani %90 alırdım şu adama ama kendimi zora sokmuş olacaktım ve sıçrama atacaktım. Ben o yüzden gerek duymadım. Ve şuradaki farmı tutmam benim için daha önemli. Ve ADC'm öldükten sonra niye B atmadığımı da şu an göreceksiniz zaten. Bakın buradaki farmın hepsi boşu boşuna minyonu ölecekti. Ben B atmadım. Farmları aldım. XP'mi aldım. Şimdi B atıyorum. ADC'm de gelmiş oluyor. Burada durmamın sebebi minyonların kuleye gitmemesi. İlk item ayakkabı alıyoruz çünkü çok fazla slow var koridorda. Rahatça girip çıkalım diye. Sıçra atıp agresif şekilde Soraka'yı tutuyoruz. Buradan O kili çıkartıyoruz. Soraka benden hiç bunu beklemiyordu. Hatta koridora geldiğini bile görmüyordu büyük ihtimalle. Bir Q daha tutturuyoruz. Bu kili de alıyoruz. Şimdi burada o Q'yu o adama nasıl tutturdum? Q'yu tutturmak için neler yapmamız lazım? Videoyu biraz geriye alayım. Daha iyi anlayacaksınız. Burada W ile hasar veriyorum. Ondan sonra bakın. Şuradayken şuraya bir adım atıyorum. Bu adamın atacağı bir sonraki adım bakın. Görüyorsunuz. Sabit kalıyor adam yerinde. Benim buradan buraya gelmem atacağım Q'mun yüzdesini arttırıyor. Farmı hızlıca itiyoruz ki bizim farmımız kuleye ölsün. Karşı adam hem farm alamasın hem XP'den geri kalsın. Koridora geliyoruz. ADC'miz burada agresif oynuyor. Q'mun son hiti tutuyor. Kartuşu alıyoruz. Arkadaşlar destek oyuncusunun ne kadar zor küme atladığını biliyorum. Ama o kadar abartıldığı kadar da değil, ben öyle düşünüyorum. Niye, nasıl diyeceksiniz? Şimdi bir kere support oyuncusu tek başına bence girmemesi gerekiyor. Dereceli artık esnek mi giriyorsunuz, dereceli mi neyse. Tek başına hiçbir şekilde girmemesi lazım. Kendi kümesinden bir düşük ya da bir tane daha üst seviyede oyuncuyla bir... ADC bulması lazım. Onunla girmesi lazım. Bu şekilde daha çok kazanırsınız. Kazanma oranınız artar. Graves'e ulti atıyoruz. Bakın. Görmeden adamı Q tutturdum. Bunu nasıl yaptım? Bir daha bakalım. Ultiye açıyorum. Adam zaten E'sini buradan buraya doğru attığı zaman hizasını belli ediyor kendini. Şöyle atsaydı bu tarafa doğru ilk baştan gidecekti. Ve ultim çarptığı zaman burada bir efekt belirtiyor. Q'yu da ben de buraya atıyorum. Ve çarpıyor. Size tavsiyem oyunun ses efektini açın. Fullleyin hatta. Kulaklıkla oynuyorsanız. Çünkü sesler 1-2 saniye daha erken duyarsanız kim hangi skill atıyor görüp duyabiliyorsunuz. Yani daha erkenden hareket edebiliyorsunuz. ADC'miz burada B atıyor. Bakın ikili, Kartuş ve Soraka ikilisi ilk level'daki gibi bize agresif oynayamıyor. Korkak oynuyor yani. Farma yönelik oynuyor. Çünkü totem görüşleri yok. Bakın bu arada bir gözünüz sürekli şeyde olması lazım. Map'te olması lazım. Ben mesela şu anda Graves'i görebiliyorum. Mid lane'in yukarısında, yani top side diyelim. Kartuş'un yakınlarında. O yüzden bot lane'i rahatça itebiliyoruz. Kuleye vurabiliriz. Takasa girebiliriz. Bakın top side'a çıktı. Gördünüz değil mi? Graves. Hatta kill aldılar. Size ürünlerine girdiğimi de söyleyeceğim. Oyun sonunda. Ya da YouTube'da açıklamaya da verebilirim. Lux ADC'mizi öldürüyor ultiyle. Nocturne ve gank geldiği için B'ye atmadık. Bakın isteseydik Nocturne'ü öldürtmezdik. Sıçra atıp E atardık üstüne. Öldürtmezdik. Ama hiç gerek yok buna. Çünkü bizim sıçramız çok önemli. Sıçra öyle her şeye atılmaz. Karşı jungle burada. Ben şu wave'i itip B'ye atacağım büyük ihtimalle. Yani ilk kuleyi alacağız herhalde. Burada. Graves arkadan geldi bize. Şurada sıçrayı ultisi vardır diye atıyorum ki ultisinden rahatça kaçayım. Üzerine tutuşturumu bıraktım. ADC'mle Graves birbirini kestiler. Burada can seviyem çok düşük. Ama B'ye atmıyorum. Büyük minyon sayesinde W'm yenileniyor süresi. Bakın. 4, 3, 2. Hızlı şekilde yenileniyor. Ve Q'ma güveniyorum. Karşı jungle'ı da öldürdük zaten. Benim sayemde kuleyi alamıyorlar burada. Ama bir tane daha tutamazdım. ADC'nin zaten yolunu yarılamış oluyor. Ben gidene kadar. Tarayıcımızı alıp koridora dönüyoruz. Şurada çok kötü bir Q kaçırıyorum, yani çok basit bir Q kaçırıyorum. Bakın bir gözüm hala mid lane'de, karşı jungle'da. Graves'in nerede olduğunu bildiğim için rahatça oynuyorum. Burada Kartuş'un hasarını engelliyoruz. E'mizi kendimize attık. Hani demin demiştim ya, büyük minyon arabasında W'müz yenileniyor. Aynısı Ejder'de de. Bakın görüyorsunuz zaten. Bir kule bir Ejder aldık. Çok iyi. ADC'miz burada B atmıyor. Kuleyi tutmak istiyor. Şu an 0-0, 8 asistle oynuyoruz. Yani çok iyi. Koridorda 2v1. Bakın şurada bir şey göstereceğim. Karşı jungle'ı gördük değil mi? Şu totem sayesinde. Bu adam haritada göstereyim. Haritada gösteremiyorum. Bu adam şurada, yani bize kule altı yapmak isteseler bunu nasıl anlarız biliyor musunuz? Bu adam bu şekilde gitmez. Şuradaki koridor var ya, o yöne doğru yönelirdi. Yani bize geleceğini anlamamız için ne tarafa doğru gidiyor ona bakmamız lazım. Bakın bu şekilde gidiyor adam. Yani bize gank gelmeyecek bu adam. Bunlar hep oyunun incelikleri ama bunlar çok önemli bilgiler. Bu arada hatalı olduğum yerde yorumlara yazabilirsiniz nerede hata yaptım. Çünkü ben kusursuz oynamadım bu oyunu, zaten söyledim de videonun başında. Hata yaptığım yerlere söyleyin. Sonuçta ben de yani Gold 4 elo bir oyuncuyum, yani çok iyi değilim. Yüksek elo arkadaşlar izlerse, hatalarımı bildirirse sevinirim. Bakın burada ben hatırlıyorum. Gitmeyin diye SS verdim arkadaşlara. Bakın Graves geldi. Gitmeseydiler alacaktık bu adama. Ama oyun bilgileri çok iyi olmadığı için bunu düşünemediler herhalde. Wukong ultiyle girdi işlerine. Sıçra attım ben. Hem E attım hem de Lux'a Q tutturmuş oldum. Ben burada mid lane kulesinin yıkıldığını zannediyordum. Oradan gitmeye çalıştım. Kartuş ultiyle beni alıyor burada. Bu arada Kartuş'un sıçra attığını da görüyoruz orada. Q'umdan kaçmak için sıçra attı. Morgana'ya kronometreden sonra Zeki'yi alıyorum. Oyunun sonu sürpriz ya. Harbiden oyun gidiyor geliyor yani. Burada aşağıya bakarken QE yedik herhalde. Bu arada hala 0-1-11 asistimiz var. Durumumuz gayet iyi. Bakın şu şekilde haritaya baktığınızda herkes kafasına göre oynuyor. Ve şu adam kafasına göre top lane'i itiyor. Burada çok ultiye basmam gerekiyordu. Basamadım. Q'umu tutturdum. Ulti attım. Lux ultisini çok fazla hasar verdi. Beni aldılar. Bu arada Renekton bana tutuştur attı. Burada acayip kötü oynadım yani burada. Burada savunulacak bir tarafım yok. Klavyem yeniydi o zamanlar. Videoyu çektiğimde alışamamıştım. O zaman da çektim videoyu. Burada Renekton'u alıyorlar. Bakın videoda da Nocturne yürüyen base'ini görmemiştim falan diyor. Adam tanınıyor abi. Yazmış. Nocturne'ümüze E verdik. Neredeyse hasar bile yemedi adam. Karşı ormanı temizliyor. Biz de görüş alıyoruz. Renekton bot lane'de. Bakın haritada gördüğünüz her adamı değerlendirin. Bot lane'de tek başına mı? O zaman siz de başka bir rotasyon yapın. Ya da tek başınaysa yakınsanız iki kişi birden baskın atın. Sürekli bunları değerlendirin. Kartuş dodge'luyor burada benim Q'umu. Ben de onunkini dodge'lamaya çalışıyorum. Şurada bak, şurada çok güzel bir oyun yaptım. Onu açıklayayım size. Tamamen tahmin. Ve Renekton'un skill'lerini bilmemden dolayı kaynaklanıyor bu tahminin. Bakın. Burada Wukong'a E attım ve canım o kadar belli ki bir tek vuruşta öleceğim yani. Belli Renekton'un tek düz vuruşuna. Burada Renekton iki kere böyle ileriye atılma skill'i var. Ona basıyor ve ona basıp yani bana bir tane vurma hakkı kazanıyor, tamam mı? Ben bunu bilip tam üstüme geldiğinde sıçra ve Q atıp kule altına indiriyorum bu adamı. Ben bu adamı, kronometrem de var, ona da güveniyorum. Tutuştur atsaydım ben bu adamı alabiliyorum. O anda düşünemedim onu herhalde, bilmiyorum. Renekton aslında doğru olanı yapıyor ama benim onun skillerini bilmem ve kronometremin ve sıçramın hazır olması, yani o beni oyuna düşürecekken ben onu düşürdüm oyuna. Top lane tapı itiyor. ADC'miz bot lane itiyor. Burada minyonları totem temizleme işine giriştik. Şu an altınımız olmadığı için kalmamız lazım. B'ye atmamamız lazım. Bakın şu an Renekton arkasını göremiyoruz ama tek başına olduğu belli. Yani B'den belki yanına gelen vardır. Burada baskın atmayı denedik. Ama zamanında gelen olmadığı için atamadık. Burada Nocturne habersiz bir şekilde kendi kafasına göre daldı. Ama saçma bir şekilde de biz de burayı alıyoruz yani, anlamadım. Ultim ve Zonya'ma bastım. ADC'm bana yakın olsaydı bu adamı da alacaktık ama. Yine de almışız. Kötü oynamış karşıdaki Graves. Beyler bu arada oyundaki SS'iniz o kadar önemli ki karşı takım, yani sizin takımınız sizi duymuyor. Bir şekilde ne yapmak istediğini adamlara belirtmen lazım. O da SS yani, çok önemli. Ne yapacağınızı belirtin sürekli. Biz burada adamın kulesini aldık. Soraka'yı aldık. Ormanı temizledik. Her şeyini yaptık. Rahatça B'mizi atıyoruz. Bu arada skorumuz 0-2-16. Sürekli 2 tane pembe totem alın. Çünkü tam bu dakikalar, 27. dakika baron fightları çıkacak. Görüşünüzün olması lazım. Burada Renekton'a Q tutuyoruz. Burada sırf baronu çalmak için Nocturne saçma bir şey atıyor. Burada kendime E atıyorum. Kartuşun ultisinden kurtuluyorum. Zaten videoda da sinirlendiğim çok belli oluyor. Ama öleceğim burada. Çünkü oradan gelen de var şu çalıdan. Burada Nocturne açgözlülüğünden dolayı bütün maçı sattı yani. Yani ben öyle düşünmüştüm bu dakikada. Beni harbiden sinir etmişti yani bu şeyde. Aşağıdaki kifilleri görüyorsunuz zaten. Psikolojilerin hepsi yerinde. Hepsinin. ADC'miz alıyor Graves'i. Burada da Soraka'nın öldüğünü zannediyoruz. Bak burası, bu çok önemli bir fight şurası. Ha, burası değildi. Bir dahaki Baron Savaşı'ydı. Pardon. Burada ultimi açmamın sebebi Wukong'un canı kritikti. Ölmemesi lazım şu dakikalar. Bakın şu adam şu anda tek. Bunu biliyoruz. Ne ADC'miz yanaşıyor buraya. Ne diğer oyuncular. Burada Q'dan son anda ileri atılarak kaçıyor. Kartuş şu anda top lane'de tek başına. Onu görüyorum. Nocturne'e yakın oynuyorum. Rahatça giriyorum burada Kartuş'a. Bakın sağ sol yaptığı için Q'mu en sona saklıyorum. Orada Q'mu minyona tutturdum. Orada o anda görememiştim minyona. Wukong çok şanslı çünkü o adamların şurada totemi var ve Graves sanki yokmuş gibi davranıp yürüyordu orada. Ölmedi ama. Skorumuz 0-4, 20 asist. Bizim için hala çok iyi skor. Renekton burada satıyor. Burada ultiyi açmamın sebebi Soraka'yı diğerlerinden uzak tutmak. Çünkü adam harbiden ismi gibi yürüyen base. Ben burada çok oyalanıyorum. Burada ne oluyor da bilmiyorum yani. Çok boş öldüm burada. Kartuş Lux ultisini attı bana. Yani iki kere çok büyük hata yaptım. Daha da hatam yok diyebiliyorum ama. Burada fight deniyor. Ben burada mid lane kulesini alalım diye SS veriyorum. Renekton tekrardan satıyor. Lux da diğer taraftan skill atıyor. Burada Lux'a B attırmamam lazım. W tutturuyorum burada Lux'a. B'si bozuluyor. Şuradaki şeyi de patlatıyor bu arada. Atlayamıyor şuraya. Bakın. Attığım Q'yu göstereceğim size tekrardan. Bak şuradaki şeyi patlatıyor. Atlayamıyor şu tarafa doğru. Bakın benim attığım Q şuradan şuraya doğrudur. Şöyle şu şekilde. Çünkü niye biliyor musunuz? En yakın bu şekilde kaçar buradan. Ama bu adam benim Q'ma tutulmamak için bakın şuradan şuraya girdi. Sonra böyle gitti. Yani onu buradan gitmeye zorladım o adama. Burada Graves agresif oynar diye burada bekliyorum. Ama bizim Nocturne'ümüz agresif oynuyor. Ve ölüyor. Benim sıçram da gidiyor. Burada ADC'me E veriyorum. Burada çok az bir canı kalıyor. Öldü yazıp küfür ediyor. Güzel bir şey oldu burada. Sonra ben bu arkadaşı ekledim ADC'yi. Oyunla girdik. Bu arada yoruma oyun isminizi atarsanız gireriz. Benim hani bu bronz ben bununla girmem gibi bir şeyim yok yani. Herkese girerim. Şu görüşü alıyoruz çünkü baron olacağını hissediyorum artık. Çünkü sürekli bir taraf satıyor yani. Lux bot lane, Graves bot lane. Burada onu görüyoruz. Şu an baron yapılırdı ama giden yok. SS veriyoruz, gitmiyorlar. Nocturne'ü görüyorsunuz haritada zaten. Şu an biz barona girdik. Adamlar bizim baronda olduğumuzu anladı. Buraya ulti attılar. ADC'mizin canı yarılandı. Ben buraya içten ulti atıp kronometreyi basıp ben görevimi yapıyorum burada. Ama şu an takımın neredeyse hepsinin ölmesinin sebebi kararın geç verilmiş olması. Lux'ın bota indiğinde biz o barona başlamış olmamız lazımdı. Şu oyunu kaybetmiyoruz beyler. Ben de doğuyorum burada. Burada Lux alıyoruz Lux'ı. Burada Nocturne'ümün ultisinin olduğunu görüyorum. Hatta tıklıyorum ki agresif oynayacağımı görsün diye. E'sini veriyorum. Adam stresini atıyor. Burada Renekton'un biraz hasar veriyoruz. İtem pasifini alıyoruz. Şu fight çok önemli. Bakın. Şu fight'e dikkat edin. Ulti atıyorum. Q'umu tutturuyorum. Ve şu adam Kai'Sa bu adama canını çok kritik seviyeye indirdi. Ben fight'te 3 kişiyle cebelleşiyorum ve W atıyorum buraya. Görüyorsunuz zaten. Şu adamın ölmesinin sebebi benim. Ve öldükten sonra bana yazdığı mesaja bakın. Ve kronometre de basıyorum aynı zamanda. Tutuşturumu da Renekton'un üstüne bırakıyorum. Yani yapmam gereken her şeyi burada yapıyorum. Bakın Graves ne diyor? Nereden gördü beni o canla ya Morg? Burada ala basıp ben yazacaktım şu arkadaşın dediğini, o yazdı, o yüzden yazmadım ben. Morg çok iyi takip ediyor oyunu. Yani bunun başka bir açıklaması yok yani. Oyunu takip etmekle alakalı bu. Skorumuz 0-7, 28 asist. Hala çok iyi durumdayız. İki tane inhibitörümüz açık ama güçlü olan biziz şu anda. Çünkü dakika 40 olmuş. İtemler tamamlanmış. Burada kadime başlıyoruz. Burada sırayla ulti Soraka'ya atlıyorum. Soraka çünkü çok ya arkada durduğu anda bitiriyor bizi ya. Şu anda 2 tane ADC'mizde kadim var. Çok büyük bir şey. Buradan inhibitörü alıp çıkıyoruz. Çünkü kademimizin daha süresi var. Hiç gerek yok agresif olmaya. Kill almak için savaşmaya. Burada Kai'Sa sıkıntılı yerde B atıyor. Ben de bilerek onun yakınlarında B atıyorum. Sonra adamımız savaşmak istediği için B'mi bozuyorum. Yardıma gidiyorum adama. Burada yanlış klik yaptım. O yüzden ultisini yedim. Burada ADC'mizi kurtaramıyoruz. Bakın Lux'ın içine doğru girdim. Ultim ona da değsin diye. Burada Q'umuzu güzel hesap edip attık. Katliam yaptık. Oyunun filmi burada koptu. Yani kadimde oyunun filmi koptu. Burada base'de olan bir arkadaşın canı çok azdı. Şu attım, ben öldürdüm zannettim onu. Şaşırdım biraz orada. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenen arkadaşlar oyundan beni eklesin, mesaj yazsın. Yani ben yorumları hakikaten merak ediyorum. Videomuz bu kadar. Açıklama kısmında da ürünleri yazacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.